Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? 2021 yılında ben de kanalla ilgili yeni bir şeyler yapmaya karar verdim. Eğer hani yapabilirsem haftalık böyle sohbet, muhabbet, kısa videoları çekmek istiyorum. Böyle bir 15 dakika. Hani hem gündemden bahsedebileceğimiz, hem işte ben bu sıralar neler yapıyorum ondan bahsedebiliriz. İşte gitarlardan, ekipmandan falan bahsedebiliriz. Yani oldukça fazla soru geliyor bana. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan. Ufak tefek sohbetler yapabiliriz. Tabii çektikçe gelişecektir. Ben de şimdi hani ilk deneme yapıyorum. İlerleyen haftalarda daha da oturacaktır konsepti ama hani benim takip ettiğim YouTube kanallarında, yani yabancı YouTube kanallarında bu tip videolar oluyor. Haftalık böyle sohbet muhabbet. Ben de çok takip ediyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Ben de yapayım istedim. Bir deneyeceğim. Eğer sizin de hoşunuza giderse yorumlarda söylerseniz tavsiyelerinizi ilerleyen haftalarda daha da içeriği zenginleştirerek devam edebiliriz. Şimdi öncelikle bu hafta bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi tabii ki Kerem Reis. Mor ve Ötesi'nin gitaristi Kerem Özyeğen. Çok fazla Kerem Reis'in gitarlarıyla ilgili soru geliyor veya gitarıyla ilgili. İşte benim gold tapım onun gold tapıyla aynı mı değil mi vesaire mi gibi. Ben de sizin için hani biraz aklımda vardı aslında hangi gitarları kullandı ama hani belli bir süreden sonra hangi gitarları kullanmış onlarla ilgili birazcık araştırma yaptım. Tabii ki dünya yalan söylüyor da herkesin aşina olduğu bir gold tapı var. Gibson Les Paul Deluxe gold tapı var. Bu gitar normal bir gold taptan farklı. Şimdi buraya resmini koyacağım zaten size. Ufak bir bilgi anlatacağım. Bu Gibson Gold Top'ın Deluxe modeli arkadaşlar. Deluxe modeli nedir? Deluxe modeli resimde görebileceğiniz gibi manyetikleri mini humbucker olarak geçiyor. Yani normal manyetiklerden biraz daha ufak manyetikler olarak geçiyor. Yani bu gitarın ne amaçla yapıldığını tam bilmiyorum. Yani neden böyle bir gitar yapılmış mini humbucker? Yani farklı gitar markalarında da mini humbucker'lar oluyor. Yani çok fazla tercih edilen bir humbucker veya manyetik türü değil. Kerem de bu gitarı kullanıyor. Onun gitarı da tahmin ettiğim üzere bu 60'ların sonu veya 70'lerin başından olan bir gitar modeli. Yani yeni yapılan veya daha sonradan işte 90'larda, 2000'lerde yapılmış bir gitar modeli değil. Onunki 70'lerde üretilen diye tahmin ediyorum. Mini humbucker. Dünya Yalan Söylüyor zamanında ve Büyük Düşler albümünde de tamamen canlıda ve albüm kayıtlarında bildiğim kadarıyla bu gitarı kullanıyor. Bu dönemden sonra o gitar konserlerde o zamanki rodillerinden duyduğum kadarıyla bir iki kere sapı kırılıyor konserde. Ve daha sonra bunu emekliye ayırıyor. Yani çok fazla zaten artık şu an göremiyoruz bu gitarla çalarken. Masumiyetin Ziyan Olmaz albümü çıkıyor ve o sırada karşımıza bir SG ile çıkıyor Kerem. SG 61 reissue olarak görüyorum ben. Çünkü hani SG'lerin yarım pickup'lı olanı, bendeki SG'nin de aynısı zaten. Yarım pickup'lı olan bir SG var, 61 reissue. Araf'ın klibinde o gitarla çalıyor. Daha sonra o zamandan izlediğimiz canlı videolarda da o gitarla çalıyor, SG 61 reissue ile. Daha sonra bir PRS dönemi başlıyor Kerem Reis'in. PRS'e gördüğüm kadarıyla PRS McCarty Gold Top'la başlıyor. Hani çift kesim yine double cut McCarty ile başlıyor. Daha sonra bir tane PRS Burst var, Burst'u var ondan sonra. İşte Single Cut PRS'i var. Single Cut Gold Top olan bir PRS'i var. Ondan sonra bu kısmı bitirdikten sonra yani bu PRS zamanı bayağı uzun bir sürede PRS de çalıyor yani. Yani konserlerde o zaman gördüm. Yani ne zaman ben canlı konser açsam işte 2010'lardan belli bir zamana kadar hep PRS Single Cut'la çalıyor. Zaten PRS'i bıraktıktan sonra da Güneşi Beklerken albümüyle tahmin ediyorum. Ondan sonra da Les Paul, şimdi gene ekrana getireceğim. Gibson Les Paul klasik çalmaya başlıyor. Bu da Honeyburst rengi. Bu tahminim yeni bir gitar. Yani tam emin değilim yeni veya eski olduğu ile ilgili. Ama bu gitarın aynısını şu an satın alabiliyorsunuz. Honeyburst modelini kullanıyor. Yani Honeyburst rengini kullanıyor. Gibson Les Paul klasiğin. Klasik bir tık daha Les Paul standartlara göre daha bir tık daha ucuz bir gitar ama sanıyorum çok iyi bir gitar buldu ya da eski bir gitar da olabilir. O yüzden onu kullanıyor.
Çok fazla gelen sorulardan bir tanesi, benim gold tapım Kerem'inkiyle aynı mı veya değil mi? Değil, aynı değil. Benimki normal humbucker'lı bir gold tap. Onunki mini humbucker'lı bir gold tap. İkisini şimdi yan yana koyuyorum. Aradaki manyetik boyutunun farkını varabilirsiniz. Ama hani o da gold tap seviyor. Ben de seviyorum. Hani o zaten ilk üretilen Gibson Les Paul'ler gold tap olarak üretiliyor. O da çok seviyor Les Paul çalmayı. Ben de çok seviyorum. Gold tap'ı da çok seviyor ki hani gold tap'ı sevmemin nedenlerinden bir tanesi de Kerem zaten. Kerem Özyeğen olması, onu çalması, onu da görmem. Kısa bir Kerem'le ilgili bir amfi bilgisi de vereyim. Hani amfisine çok dikkat etmemişim ne olduğunu. Marshall kullandığını biliyordum ama dikkat ettiğim kadarıyla Marshall'ın JVM 410H modelli. Onu da buraya koyuyorum şimdi resmini. Bu amfiyi kullanıyor. Çok uzun zamandır bu amfiyi kullanıyor. Bu amfi ile ilgili çok fazla detaylı bilgim yok. Hani benim Marshall'larla olan tecrübem TSR serisiyle ilgili tecrübem var. Veya JCM serisiyle ilgili ama JVM daha önceden kullanmadım, bilmiyorum yani iyi mi, nasıl bir amfi, bir fikrim yok. Ama umarım yani eminim güzel bir amfidir çünkü çok uzun zamandır konserlerinde bu amfiyi kullanıyor. Tahminim iyi bir amfidir. Yani belki bir gün bizde deneme şansımız olur kanalda. Kerem'le ilgili kısaca bahsedeceğim bu kadar. Daha ileriki videolarda Kerem'in gitarlarıyla veya çalışıyla veya işte hani nasıl pedal board'u ile ilgili de daha çok bilgi araştırıp koyabilirim eğer hoşunuza giderse veya siz merak ediyorsanız. Harun'un da gitarından bahsedeyim. Harun'un o meşhur mor gitarı. O meşhur mor gitarı Fender'in Jeff Beck Signature gitarı arkadaşlar. Mor renkli. Ve yıllardır aynı gitarı kullanıyor mor olduğundan dolayı. Onda çok önemli bir şey değişiklik veya yani varyasyon, o gitarı aldı, bu gitarı verdi bilmem ne gibi bir durum yok. Geçen hafta Mor Ötesi'nin kendine has Instagram sayfasında konseri oldu. Online bir konserdi. Ben de özlemişim dinlemeyi, çalmalarını, seyretmeyi çok özlemişim. İyi geldi. Kendine has'ın YouTube sayfasında bu konser kaydını bulabilirsiniz. Hala var. Çok da güzel bir kayıt aslında. Hani ben hep böyle konser izlerken sürekli hangi gitarı çalıyor, hangi amfi çalıyor falan, artık oradan konsere odaklanamaz hale geldim bu YouTube kanalını açtıktan sonra. Yani doyasıya bir konser dinleyemiyorum. Ya elimde kamerayla kaydetmeye çalışıyorum. Ne çalıyor, ne çalıyor, orada ne çaldı, orada ne çaldı. Şeyde hangi amfi kullandı, işte hangi gitarı kullandı, işte şuraya mı bastı, oraya mı bastı, ama şu şarkıyı mı çalıyor, o şarkının orası nasıldı, dur hafızama atayım, öyle mi yapayım falan, da böyle kafayı yedik artık bu işlerden. Doğru düzgün konser izleyemiyoruz tadını alarak. İzleyemiyorum yani. Ama size de tavsiye ederim. O konser güzel. YouTube'da birisi de canlı olarak kaydetmiş ama Instagram sayfalarına da koymuşlar. Güzel bir konser. Artı yılbaşı gecesinde, 31 Aralık gecesinde Artı 1 diye odasının Efes Pilsen'in kanalı. O kanalda da Athena konseri oldu. Athena'yı da ben çok seviyorum. Hakan'ın çaldığı gitarlar vesaire, efektler bilmem neler çok harika. Ya henüz Athena şeyine giremedim, şarkılarına giremedim ama gireceğim mutlaka. Hatta şimdi Mor Ötesi'nden Parti'yi çalmaya çalışıyorum, çıkartıyorum. Parti bittikten sonra direkt Athena'ya gireceğim ve 2-3 tane Athena çalmak istiyorum ve hakkıyla çalmak istiyorum. Athena konserine dikkatimi çeken bir konu şu oldu. Hakan uzun zamandır Strat çalıyor biliyorsunuz. Fender Stratocaster çalıyor. Uzun zaman sonra ilk defa Gibson bir Les Paul'le gördüm. Ama tam olarak ne olduğunu anlamadım. Yani Les Paul Junior mı? Les Paul Standard mı? Tam çıkartamadım yani. Bir değişik bir gitar. Hoşuma gitmedi değil. Les Paul'le çalması. Ama Athena konserini izlemenizi tavsiye ederim. Adamlar harika çalıyorlar. Canlı versiyonları da çok güzel. Çok da hiç de kolay değil çaldıkları. Yani o tarz benim tarzımın dışında, biraz böyle sıkı veya o tip ritimler, hızlı ritimler falan benim tarzımın dışında ama gayet güzel çalıyorlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer haber de Pentagram'ın, biliyorsunuz bu Düzen Yıkılsın single'ı çıktı. Yani çoğu kişi beğenmedi, ben de beğenmedim. Babalar bizi üzdü. Fakat bildiğim kadarıyla bir single daha kaydettiler aynı dönemde. Ve onun da yayınlanmasını bekliyoruz ama tam olarak ne zamanla ilgili bir bilgim yok. Ama bir single daha gelecek. Bu sohbet muhabbet videosunun bir kısmını da işte sahibinden.com'a girip veya internette diğer sitelerden
ilanlara bakabiliriz. Hani gitar ve amfi ilanlarına bakarız. Birkaç ilgimi çeken ilan olursa onları gösteririm. Sizle beraber üstüne bakarız, yorum yaparız, muhabbet ederiz gibi düşündüm. Şimdi bir tane sahibinden.com'da birkaç tane, iki tane göstermek istedim size. Gitar ilanı var. Ondan sonra bir tanesi uzun süredir burada olan, yani sahibinden de olan, en azından Ağustos'tan beri orada olduğunu görüyoruz şu an ilan tarihinde. Metin Reis'in Signature ESP gitar modeli. Şimdi bu gitarla ilgili birkaç yorum yaparsam, hani B-Series kasayı Türkiye pazarında işte satabilir miyiz gibi vesaire yapıp bu gitarı çıkarttılar. Bu tam olarak bir ESP, yani ESP'nin böyle bir kasası yok. Bir tek bu gitar var bildiğim kadarıyla. B-Series kasası sonuçta. Biraz da zaten morph geçirmiş böyle bir değişik bir modeli yani. Hani kasa boyutu falan da farklı birazcık. Ve arkadaş şu an eskiden 60 bin lira falan civarıydı galiba. Şimdi de 57 bin 500 lira yapmış. Yani bu gitar alıcı bulabilir mi bu fiyata? Emin değilim. Hani Metin uzun süredir bu gitarı kullanıyor bildiğim kadarıyla. Hani başka bir gitar kullanmıyor. ESP'nin bu kasasını kullanıyor. B-Series'i de uzun zamandır kullanmıyor. Onu da emekli ayırdı diye tahmin ediyorum. Bu arada Metin Türkçan da TSL serisi Marshall Amfi kullanıyor. Kendi tabiriyle gain kökte ve bass treble mid de tam ortada kullanıyor. Ama bu gitar ilginç bir gitar. Hani eşi olmayan bir gitar. Bu arkadaş da almış sanırım. Ne yazmış? Türkiye'nin ilk signature gitarı. İlk signature gitarını bilmiyorum. Şeyin de signature gitarı vardı galiba. Manga'nın, Ferman'ın da bir signature gitarı olmuştu. Bir ara Kort'tan mı olmuştu? Bir şeylerden mi olmuştu? Ama yani bu fiyata oldukça pahalı bir gitar. ESP gitarlar zaten pahalı gitarlar. LTD olmayan ESP gitarlar ama bu da bayağı pahalı bir gitar. Reis'in şöyle kaslı, ne rengi bu, yeşil renk mi ne, kulbuklu bir fotoğrafı burada ama sanmıyorum kolay kolay satılacağını bu gitarın. Bir diğer gitar ilanımız ise Gibson Les Paul Custom USA Limited Edition Silverburst. Bu gitar neden benim ilgimi çekti? Çünkü bu gitar Tool grubunun gitaristinin gitarı, yani onun kullandığı seriden diyelim. Onun reissue'su. Sanırım bu 2010'ların başında, 2013 civarında yapıldı reissue'su, bu versiyonu. Ve Türkiye'de şu ana kadar hiç görmemiştim bu gitarı. Hatta birkaç kişiye de sordum hani bu gitarı hiç gördünüz mü, var mı böyle bir şey diye. Yok dediler. Bu gitar hani gördüğüm kadarıyla sahibinden de tek 30.000 TL istiyor. Aslında fiyat çok kötü değil bence. Hani bir yamuğu falan yoksa. Ki yok gözüküyor şöyle. Bakalım büyük fotoğraflarına. Yani güzel gözüküyor. İşte bunun klavyesinin Richlite olduğunu söylüyorlar. Richlite'da bir kağıt malzemesini için sıkıştırılmış vesaire gibi bir şeyler söylüyorlar işte. Ama güzel bir gitar. Yeni çıktı zaten. 28 Aralık'ta ilan çıktı. Yani bence güzel bir gitar. Les Paul Custom arıyorsanız değişik bir renk. Daha karanlık bir tarzı var. Denenebilir. Eskişehir'deymiş. Bulunursa, yani gidilirse, bir yol düşerse kesinlikle denenip alınabilir. Çok güzel gözüküyor bu gitar. Bende bir tane custom var biliyorsunuz. Onun hikayesini daha sonra anlatacağım. Ama bu gitar da çok güzel bir gitar. Bir tane de amfi ilanı var. Onu göstermek istiyorum. 12.000 TL istiyor Ataşehir'de. Bu da JVM. Size bahsettiğim Kerem Özyeğen'in amfisinin combo versiyonu. Yani eğer evinizde Kerem Özyeğen çalmak istiyorsanız Mor Ötesi ve 12.000 TL'nizde varsa bu amfiyi alıp direkt olarak evinizde adamın yakaladığı tonları, canlıda özellikle, ki ben canlı tonlarını da seviyorum bayağı, onu alabilirsiniz. Hem de combo, hani biraz daha evde çalınabilir gibi düşünüyorum. Tabii gerçi wattını falan bilmiyorum ama bir tane daha ilan gösteriyorum. Bu da JCM 2000. Bu da Metin Türkçen'in konserlerde kullandığı kafanın aynısı. Yani kombosu vesaire değil. Kafasının aynısı. Aynı zamanda kabiniyle beraber satıyor. Ama bu amfiden de Üsküdar'daymış. 11.000 lira istiyor.
kafa kapı satıyor. Ama yani bu amfi, şu JVM amfi daha az bulunan bir amfi. TSR-100 artık hani bütün Türkiye'deki kiralama şirketlerinde olan lokomotif amfilerden bir tanesidir. Yani her türlü gümbür gümbür çalarsınız onunla. O yüzden bu iki amfi size göstermek istedim. Fiyatları konusunda çok bir yorum yapamayacağım. Hani. Tam emin değilim ama güzel aletler gibi gözüküyor. Daha bir sürü amfi var. Meselar, bilmem neler, marşallar ama hani sadece ilgimi çeken 4 tane ilanı sizinle paylaştım. Bu haftalık böyle diyelim. Bu ilk videomuzdu. Eğer hoşunuza giderse benim için de bir deneme oldu. Eğer hoşunuza giderse devam edebiliriz buna önümüzdeki haftalarda. İşte daha fazla ekipman ağırlıklı, Türkiye'deki rock dünyasıyla, gitaristleriyle alakalı, biraz daha babalarla alakalı konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Ben şu an ne yapıyorum? Bu hafta itibariyle Parti'nin Harun'un gitarlarını çaldım. Harun'un gitarları tamamen bitti. Şimdi Kerem'in gitarlarını çalıyorum. Tabii solosu bana göre zor olduğu için soloyu çalışıyorum şu anda. Yavaşlatarak, yavaş çalmaya başlıyorum. Sonra hızlanıyorum falan. Sanırım birkaç haftaya soloyu çalmış olabilirsem eğer. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra herhalde Mor ve Ötesi'nin videosu gelir. Parti'nin videosu. Daha sonra Athena'ya gideceğim. Çünkü çok istiyorum Athena çalmak. Bir aşırı ambiyanslı, aşırı güzel. Yani ayda bir kere falan bir gitar tanıtımı yapmak istiyorum güzel bir şekilde. Size anlatmak istiyorum kendi gitarlarımı. Güzel anlatmak istediğim hikayelerini anlatmak istiyorum. O yüzden onları da eğer bu video güzel geçerse onları da ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.